Bunlar Gagik'in prensleri. Ve bu prensler Akdamar'ın yapımında o kadar çok çalıştılar ki, çalışmışlar ki Aksune'nin söylediğine göre, Gagik de bunlara jest olsun diye, nazire olsun diye farklı yerlerdeki prensliklere. Gagik'in zaten iki tane çocuğu var. Gagik'in çocukları kimdir? Gagik'in çocukları daha sonra yerine geçen kendi yine babasının aslında Derenik'in adını veriyor. Bir tanesine Derenik'in adını veriyor. Yine Aşot adını veriyor. Hamazas'la ilgili bir bölüm de var. Onu anlatacağım zaten. Ama diğer yerlerde önemli olan insanların, sarayın bu ahalinin, Vasfurakan'ın bu soylu kesiminin büstlerini kilisenin üzerine yaptırıyor bu şekilde. Hazar hocam çok özür dilerim araya Tabii girdim. ki. Zaten hani bunların bir aziz kutsal biri olmadığı başlarındaki olmayan haleden belli. İşte onunla ilgili o doğrudur da, ama zaten alınlığın altında hale yapması mümkün değil mimarın. Şimdi sen öyle dedin de hocam, yalnız şunun dikkatini çekeceğim. Bir yere götüreceğim seni, Hamazaspa Sahak'a. Hamazaspa Sahak'ta Kral Gagik'ten çok önce 784'te İslam orduları tarafından öldürülen iki tane aziz. Yani şey, Ermeni prensi. Onlarda hale var. Bunlarda niye yok? Onlar şehit rütbesine tabi oldular ki Araplar tarafından öldürmelerine göre, ama şey diyor ki, Nersesyan diyor ki Sarafian da diyor ki, zaten hale koyma geleneği direkt tanrılar tarafından bahşedilmiş kişilere konulur anlamında. Az önceki Adem Davut'ta olmama mevzusu gibi, burada da bu şekilde alınlığın altındaki prensleri hale koyulmamış. Evet, hemen şu sahneden bahsedeyim size. Bu sahnede